Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz vefat etti. Harun Akaröz, Bodrum'da Gündoğan Merkez Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk ve kızı Ümran Akaröz, Soyman'ın yanından bir an olsun ayrılmadı. Camide taziyeleri kabul eden Safiye Soyman, duygusal anlar yaşarken oğlu Harun Akaröz'ün fotoğrafını elinden bir an olsun bırakmadı. Faik Öztürk yaşadığı acıyı böyle anlattı. O hastalığı Allah canına alayalı, kene gibi yapıştı. Safiye Hanım çekime gitmişti, çekimler bitti. Biz Yazıoğlu Burdur'da yaşatıyorduk. Burdur'da yayla havası iyi geliyordu, serin diye. Oraya yanındaydık. Rahmetli olmadan 2 gün evvel geldik buraya. Anneyi bekliyormuş. Anne. Ondan sonra buraya geldik. Yani rahmetli olmuşum. Safiye Soyman, oğlu Harun Akaröz'ün vefatıyla yaşadığı üzüntüyü böyle anlattı. Kelimeler kifayetsiz kalır. Çocuğumu kaybettim. Daha evlat acısı kadar kötü bir şey var. 25 senedir çocuğum bir sinek konsun üstüne titrerdim. Annem beni beklemiş. Çekime gitmiştim, çekimden döndüm bir hafta. Beni beklemiş çocuğum. Helallaştık bir tanem. Onu ben her gün günde 15 kere görüntülü konuşurdum. Konserlere gidip geldikse hep yanındaydım. Onu yaşatmak için çok çaba gösterdim. 25 sene. Çocuğum melek gibi uçtu gitti. Melek nurlar içinde gitti. Nurlar içinde gitti. Oh, oh. Nerede nefes alıyorsa oraya götürdüm. Nerede nefes alıyor? Organik beslensin. Köyde oksijenle yaşasın dedim, oraya götürdüm. Kışın buraya getirdim, yazın oraya götürdüm. Allah'ım bana sabır versin. Nasıl ben yarabbim, nasıl sabır? Nasıl yüreğim yanıyor. Yanıyor, yanıyor, yanıyor yüreğim. Safiye Soyman'ı bu acı gününde dostları Ebru Akel, Seren Serengil, Gülben Ergen, Tuğba Özerk ve Seray Sever yalnız bırakmadı. Safiye Soyman'ın yakın dostu Seda Sayan'ın Amerika'dan dönüş bileti bulamadığı için cenazeye katılamadığı ve buradan dua göndermek dışında elimizden bir şey gelmiyor açıklamasını yaptığı öğrenildi. Safiye Soyman, oğlu Harun Akaröz'ün cenazesi boyunca duygu dolu anlar yaşadı. Harun Akaröz'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.